birlikte bugün vatandaşlarımızın en çok mağduriyet yaşadığı girişim dolandırıcılığı hakkında size bilgilendirme yapacağız. Bizim internet üzerinde, internet aracılığıyla gerçekleştiriyoruz ve internet üzerinde ciddi mağduriyetler yaşamaktayız. Kullanmış olduğunuz, çalışmış olduğunuz bankalar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri var. Bunlar da şöyle, çalışmış olduğunuz bankanın müşteri hizmetleri adı altında sizi arayabiliyorlar. Diğer husus, hepimiz sosyal hesaplar kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz sosyal hesaplarda tanıdığımız, birebir tanıdığımız insanlar üzerinde de dolandırıcılar maruz kalıyor. Dikkatli olmanızı istiyoruz. İnternet üzerinde alışveriş yapacaksak, yapmış olduğumuz alışverişleri bilindik siteler üzerinde yapacağız. Ya bilindik siteler üzerinde alışveriş yapıyorsanız kredi kartınızı kullanmanızı önermiyoruz. Bunun için sizden ricamız sanal kart oluşturmanız. Merkezleri sizi nasıl arar? Telefonunuza ulaşır. Bağlı olduğunuz polis merkezi amirliğine sizi davet ederek işlemleriniz gerçekleşebilir. Yani telefonda karışmış olduğunuz suç hakkında size polisler bilgi vermez. Bu tarzda telefonlar alırsanız da lütfen inanmayın. Tabii, yani savcımını saklayasın da devamlı daha değişik mesela yöntemlerden dolandırıyor. Hiç aklına eline gelmeyecek. Konuşma şekilleri değişebiliyor. Değiştiriyor, çok değiştiriyorlar. Ama yani değişmeyen tek şey internet üzerinden para atmanız. Aradıktan sonra işte falan A polis merkezinde herhangi bir ifadenize başvurmak belli bir operasyon eşliğinde zaten polis eşliğinde alırsınız. Şu anda zaten arkadaşım size telefon dolandırıcılığı hakkında almanız gereken tedbirler ve bir broşür dağıtacak. Hani çok kolay lokmayız da bizde para yok ya. Biz onların içinde yapamayız yani. Şöyle çalışıyorsunuz, kilometreler saatlerce bir kilometre yapıyorsunuz. Ayrıca değerli vaktinizde bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bahsetmek istiyorum size. Telefon dolandırıcılığı. Bildiğiniz gibi artık polis, asker, savcı gibi kendini tanıtarak sizlerden para, işte kontör, görevlisi, kamu görevlisi sizden para listem atmış edildi. Para talep etmez. Ya da adınız terör örgütüne karıştı. İşte oğlunuz gözaltına alındı. Bununla ilgili belli bir yere para getirmeniz gerekiyor. Tarz. İnternet üzerinde görsellerine bakıp kesinlikle buralardan satın alma işlemi yapmayalım. Çok kısa bir mantığınızı alacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak buradayız. Son dönemlerde yaygın olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bir terörlerin kartlarınızı sizin bilginiz olmadan kayıt altına alabiliyorlar. Bunu da nasıl çözebilirsiniz? O sistemin içerisine girersiniz, hesaplar kısmını açarsınız, kayıtlı kartların diye bir seçenek vardır. Olabilir mi? Olabilir. Polis arkadaşlar sizi arayabilir mi? Tabii arayabilir ama polis arkadaş sizi adınız herhangi bir terör örgütüne karıştı diye sizi aramaz. Sizi nasıl arar? Herhangi bir konu hakkında bilginize başvuracaktır. Bağlı olduğunuz karakol merkezine sizi davet eder, ifadenize başvurulur.